Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Mü'min Suresi 78-85. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu Mü'min Suresinin son sayfası oluyor. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız. Allahu Teala burada bize şöyle bildirmekte. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ Ey Peygamber, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Minhum men kasasna aleyk. Onlardan bir kısmının kıssasını sana anlattık. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa gibi Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamberin adı geçer. Hatta bunlardan üçünün peygamberliği de çok net değildir. Zülkarneyn gibi bu şekilde peygamberliği çok net olmayanlar da var. Ama 25 tane peygamberin ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim bize şunu bildirmekte. Ve likulli ümmetin rasul. Her ümmet için rasul var. Böyle olunca dünyanın her tarafında peygamberler gönderilmiş ve bunlar bazı hadislerin rivayetinde 124 bin olarak ifade ediliyor. Tabi illa bir rakamla sınırlandırmak gerekmeyebilir. Demek ki genel hatlarıyla söylediğimizde her ümmete peygamber gönderilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bunların bir kısmı kıssa olarak anlatılıyor. Ve minhum men lem neksus aleyk. Bunlardan bir kısmı da sana kıssa olarak anlatmadık. Kıssa olarak onlar da anlatılmış olsaydı, diyelim 124 bin peygamber varsa, sadece isimleri bile 124 bin kelime yapardı ki, bu da epey bir yer işgal ederdi. Allah-u Teala daha çok Kur'an-ı Kerim'de Orta Doğu'da gelip geçmiş olan Kur'an'ın ilk muhataplarının da az çok duyduğu, ön bilgilerinin olduğu peygamberlerden bahsediyor ve ona göre bize bir takım dersi ibretleri veriyor. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir peygamber için Allah'ın izni olmadan bir mucize getirmesi veya bir ayet getirmesi söz konusu değildir. Ayet kelimesi hem Kur'an ayeti gibi ayetlere veriliyor isim olarak hem de mucize anlamında da kullanılıyor. Yani hiçbir peygamber kendiliğinden, kendi iradesiyle bir mucize meydana getiremez. Mucize Allah'ın fiilidir. Öte yandan hiçbir peygamber durup dururken ayet de getiremez. Ve İşte bu ayettir diye kendi cümlelerini insanlara da söylemez. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri geldiğinde, yani diyelim bir mucize geldiğinde, قُدِيَ بِالْحَقِّ O zaman hak ile hükmedilir. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ O zaman batıl yolda olanlar, Allah'ın hak dinini iptal etmek için çalışanlar, o zaman tam bir hüsrana uğrarlar. Yani buradaki ayetten daha çok başa gelen felaketler gibi durumda anlaşılabilir. Yani Hz. Nuh'un kavmine gelen tufan gibi, Lut kavminin beldelerinin altının üstüne getirilmesi gibi, bu gibi durumlarda ayet kavramına dahildir. Bir peygamber kendi keyfine göre kavmini helak edemez. Böyle bir yetki peygambere verilmemiştir. Dolayısıyla o konuda peygamberin yapacağı bir şey yoktur. Ayetler Allah katındandır. Allah ayetleri gönderir. Bir kavmin helakı ile ilgili hüküm de Allah'tan gelir. Bu konuda hüküm geldiğinde, Allah'ın emri geldiğinde artık onların arasında hak ile hükmedilmiştir ve batıl yolda olan, Allah'ın dinini iptal etmek için gayret gösterenler artık orada tam bir hüsran hali yaşamışlardır. Allahullezî, o Allah ki, câle lekumul en'âme, en'âmı sizin için kıldı. En'am, koyun, keçi, deve, sığır türüne verilen isim. En'am, nimetten geliyor. Bunlar tümüyle birer nimettir. Bir de bunlar munis hayvanlar. Evcil hayvan dediğimiz. Bunların yabanileri düşünüldüğünde, yabanilerini zapt etmek çok zordur. Ama bu evcil olanlar, insana tam böyle İtaat halinde. Literkebu minha, onlara binmeniz için Allah bunları yarattı.
İşte deve gibi olanlara biniyoruz. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Ve bunlardan yiyorsunuz. Yani bunların etinden de istifade ediliyor. İnsan kendisi hayat sahibi. Yine kendisi gibi hayat sahibi olan, hatta insandan daha da cüsse itibariyle büyük olan, diyelim sığır gibi hayvanları insan kesebiliyor, onların hayatına müdahale edebiliyor ve onların etinden yiyebiliyor. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ Sizin için bunlarda menfaatler vardır. وَلِتَبْلُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ Ve bununla gönüllerinizde olan bir hacete de ulaşırsınız. Yani bunların sırtına biner, gideceğiniz yere gidersiniz. Ve bunlara yükünüzü yükler ve o şekilde ihtiyaçlarınızı görürsünüz. Ve aleyhe ve alel fülki tuhmelun hem bunların üzerinde hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Yani Allahu Teala insanı yeryüzüne halife kılmış ve ona çok büyük nimetlerde bulunmuş. İnsan deveye bindiği gibi, bir çöl tırı hükmünde olan deveye bindiği gibi ata da biniyor. Öte yandan gemiler vasıtasıyla denizlerde de insan yol alıyor. Hem karada hem yaşta bu şekilde yol almış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde, birkaç yerde daha insanların bilemeyeceği nice yeni bineklerin yaratılacağına işaret var. Artık günümüzde insan havaya da binebiliyor. Kanatlarımız yok ama uçaklar vasıtasıyla gökyüzünde uçabiliyoruz. Ve yuriyukum ayatihi Allah ayetlerini size gösteriyor. Yani kainat görebilenler için baştan sona ayetlerle doludur. Mesela kış mevsimindeyken kar yağıyor. Ama bahar geldiğinde artık yağmur yağıyor. Öte yandan kış mevsiminde toprakta bir canlılık, bir faaliyet göremiyoruz. Ama bahar geldiğinde her taraf yemyeşil oluyor. Rüzgar hoş bir şekilde esiyor. Her taraftan esiyor ama Allah dilediği zaman bu rüzgar kasırga halini alıyor. Dünkü bebek bugün yürümeye başlıyor, konuşmaya başlıyor, koşmaya başlıyor ileride. Bunların her birisi birer ayet. Belki devamlı bunlarla iç içe olduğumuzdan artık bunlar bize olağan şeyler gibi geliyor. Halbuki kainatta meydana gelen olayların hepsi son derece ibretlidir. Ve ders alabilenler için esen rüzgarlar bize ders verir. Öten bir kuş bize çok güzel manaları ders verir. Ayın her gün hareketleri, güneşin her gün hareketleri bize nizam, intizam dersi verir. Mesela güneşe baktığımızda güneş yarın kaçta doğacak bellidir. Bizim de güneş doğmadan kalkmamız önceden planlanmalı. Güneş nasıl vazifesine geç kalmıyor, biz de ibadetimize geç kalmamalıyız. Öte yandan ağaçlar netice itibariyle meyve veriyor. Acaba bizim hayatımızın meyvesi ne? Biz neye hizmet ediyoruz? Bunları böyle düşünmek gerekiyor. Ders alabilen, ibret alabilenler için kainatın her tarafı, görülen görülmeyen alemler ayetlerle doludur ve Allahu Teala bu ayetleri daima bize göstermektedir. Okuduğum ayette ve yuriyukum ayatihi Allah size ayetlerini gösteriyor, gösterir. Geniş zamanda ifade edilmiş. Yani daima gösterir. An be an gösterir. Yoksa bir defa gösterir sonra bitirir değil. Ayetler devam etmekte. Fe eyye ayatillahi tunkurun Allah'ın hangi ayetini inkar edebilirsiniz? Yani Allah'ın inkar edilebilecek bir ayeti yok. Bütün ayetler gerçekten bize mesajlar veriyor, güzel manaları anlatıyor ve ders alabilirsek bütün bu ilahi ayetler bize ders vermekte. Efelem yesiru fil ardı onlar yeryüzünde yürümediler mi? Gezip dolaşmadılar mı? Feyenzuru keyfe kana akibetullezine min qablihim kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olduğuna baksınlar. Kanu ekseru minhum onlar kendilerinden daha çok idi ve eşedde kuvveten
ve kuvvet itibariyle daha kuvvetli idiler. Ve âthâran fil ard ve yeryüzünde daha fazla eser bıraktılar. Daha ziyade bunların eserleri vardı. Fema ağna anhum mâ kânû yeksibun, ama onların yaptıkları şeyler, kesbettikleri şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Ne güçlü kuvvetli olmaları, ne geride bıraktıkları eserler onları kurtarmadı. Felemma ca'atuhum rusuluhum bil beyinat, peygamberleri onlara apaçık beyinat, delillerle geldiğinde ferihu bima indahum minel ilm, kendilerinde olan ilimle şımardılar. Yani peygamberlerin bildirdiği gerçeklere iltifat etmediler, lüzum görmediler. Bizdeki bilgi bize yeter diye düşündüler. Ve haga bihim ma kanu bihi yestehzi'un, ve böylece istihza etmiş oldukları, alay etmiş oldukları şeyler kendilerini sarıverdi, onları kuşatıverdi. Burada kendilerinde olan ilim derken, elbette insanların bir bilgi birikimi de var. Eğer insan peygamberlerle gelen bilgiye iltifat etmezse, kendini müstahni addeder, ihtiyacını hissetmez, bu bilgi bize yeter diye düşünür. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, peygamberler aracılığıyla gelen vahiy bilgisine itibar etmediler. Peygamberin anlattıklarına kulak vermediler ve kendilerindeki ilimle iktifa ettiler. Ve bu dinden bir istina, ilahi vahiyden bir istina haliydi. Çünkü onlar dünya hayatını esas almıştı. Varsa da yoksa da dünya hayatı diyorlardı. Ve maneviyatla ilgili bilgiler onlara göre lüzumsuzdu. Onlara göre vakit kaybetmekti. Bundan dolayı kendilerinde olanla yetindiler. Peygamberler aracılığıyla gelen bilgiye itibar etmediler. Ama netice ne oldu? Neticede yalanlamış oldukları şeyler kendilerini kuşattı. İstihza etmiş oldukları, alay ettikleri azap kendilerini yakaladı. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا, onlar o şiddetli azabımızı gördüklerinde قَالُوا اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهِ, tek olan Allah'a iman ettik. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ, ve müşrik olarak daha önce kabul ettiklerimizi de inkar ettik dediler. Yani musibet başlarına geldiğinde, azap başlarına geldiğinde onlar akıllanır oldular. Ama felem yeku yenfauhum imanuhum lemma ra'u ba'sana, bizim şiddetli azabımızı gördüklerinde onların imanı kendilerine bir fayda vermedi. Malum insan şu dünya hayatında imtihan ediliyor. Can boğaza gelinceye kadar insanlar iman edebilir, fırsat verilir kendilerine. Ama artık son anda ben iman ettim demek o insanı kurtarmaz. Çünkü son an geldiğinde artık ya azap gelmiştir veya ölüm meleği gelmiştir. O anda iman ettim demek uygun değil. Uygun değil derken şunu kastediyorum. Yani onu kurtaracak bir şey değil. Bundan dolayı son anda iman ettim demekle kurtulamayacaklar. Sünnetallahi illeti kad halet fi ibadi, Allah'ın kulları içinde sünneti böyledir. Yani Allah'ın adeti, Allah'ın insanlık alemine koyduğu kanun kulları içinde böyledir. Ve hasire hunalikel kafirun, ve artık o zaman o kafir olanlar tam bir hüsran hali yaşamışlardır. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim kafirleri nazara verirken hasira dünya vel ahira, yani onların dünyada da ahirette de hüsranda olduğunu ifade ediyor. Bir kısım insanlar belki dünyalarında bir derece mamur gibi yaşayabilir ama onların iç dünyasında da muhakkak ki bir hüsran vardır. İç dünyalarında problemler bulunmaktadır. Her ne kadar bedenleri maddi bir takım lezzetlerin içinde kendilerine göre hoş bir hayatı yaşamış da olsalar, iç dünyalarında manevi bir cehennem bulunmaktadır. Bundan dolayı kafir için şu dünya hayatında manevi bir cehennem vardır. Diğer büyük azabı görmezden önce şu dünya hayatında başka bir azabı yaşamaktadır. Kalpleri, ruhları
tam bir ızdırap içerisindedir. Bundan dolayı da bu şu dünyada da onlar bir hüsran hali yaşamaktadır. Müminler ise şu dünya halinde zaman zaman hasaretleri olabilir. Zaman zaman bir kısım zarar içerisinde olabilirler. Mesela ekonomik bir kriz olur. Ekonomik krizde dindar olan birisi bütün servetini kaybedebilir. Bu bir hüsrandır. Bu bir zarardır yani. Ama mümin bu gibi durumlarda la havfun aleyhim ve lahum yahzenun manasına mazhar olur. Onlara bir korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Bahtiyar odur ki ne dünya malından kazandığına mesrur ne de kaybettiğine mahzun olmaz. Dolayısıyla mümin bu gibi durumlarda yine yıkılmaz, ayakta kalır ve hayata normal bir şekilde devam eder. Ama aynı felaketi yaşayan ehli küfür dediğimiz bir insan dünyadaki bu hüsrandan dolayı artık hayat tümüyle kendisine ızdıraba dönüşür. Öyle ki intihar edenler olur. Nitekim bir takım ekonomik krizlerde malını, servetini kaybeden bazı insanlar intihara kadar gidebiliyorlar. Halbuki intihar dinen caiz değil. Bir insanın başkasının hayatına kastetmeye, son vermeye hakkı olmadığı gibi kendi hayatını noktalamaya, kendi hayatına son vermeye de hakkı yoktur. Hayatı veren Allah dilediği zaman hayatı da alacaktır. İnsan Azrail aleyhisselam gelinceye kadar bu emaneti korumakla mükelleftir. Dolayısıyla şu dünya hayatında zaman zaman bir takım hasaretli durumlar, zarar içinde olan durumlar insan yaşayabilir. Bazı belalara, musibetlere maruz kalabilir. Ama bunlar hayata bir renk katar. Hayat bunlarla kıvam bulur. Ve mümin olan bir insan bu gibi hallerle imtihana tabi tutulur. Neticede her ne kadar bir takım zahmetler de çekse o kimse yoluna devam eder. Ve mümin olan bir kimse şu hadis-i şerifi de bilir, ona göre hareket eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eşeddün nâsi belâen el enbiya. En fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir. Sümmellezîne yelûnehum, sümmellezîne, yani sümmel evliya, sonra Allah'ın veli kulları. Bu şekilde hadis-i şerifte ifade ediliyor. Demek ki derecesine göre insanlar bir imtihana tabi, kafir olanlar şu dünyada biraz sıkıntı çektiklerinde hemen pes ediyorlar tabiri caizse. Hayat artık onlar için tamamen bir ızdıraba dönüşüyor. Kendi hayatlarına bile son verebiliyorlar. Ama mümin olan bir kimse ise bunları Allah katında derece elde etmek için bir vesile olarak kabul ediyor ve böylece dünyada da ahirette de hüsrandan kurtuluyor. Cenab-ı Hak bizleri şu dünya imtihanını en güzel bir şekilde bitiren bahtiyarlardan eylesin. Böylece bir süreyi daha bitirmiş olduk. Başka bir programda yolumuza devam etmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.